Ay ve yükselen burcu ikizler olanlar 10-16 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, oldukça yoğun, hareketli bir haftadayız. Dolunay var ve bunun dışında gezegeniniz Merkür hemen haftanın başında 10 Nisan'da Boğa burcunda retro harekete başlayacak. 3 Mayıs'a kadar da Merkür retro olacak. Kuşkusuz gezegeniniz Merkür'ün retro olması sizin için biraz negatif etkiler ortaya çıkarabilir. Zihinsel enerjiniz bu dönemde yavaşlayabilir. Günlük hayatınızın temposunda biraz duraklamalar olabilir. İlk başta 12. evinizde olacağı için bu retro, içe dönüşler, zihinsel içe dönüşler, sorgulamalar yapabilirsiniz. Kuşkusuz bu bazı konuları çözmek adına da olumlu olabilir. Örneğin bilinçaltı çalışmaları, psikoterapi çalışmaları gayet olumlu olabilir bu dönemde. Meditasyon, ruhsal çalışmalar faydalı olabilir. Yalnız başınıza yapabileceğiniz yaratıcı çalışmalar, sanatsal çalışmalarda da yine Merkür retrosundan fayda görebilirsiniz. Salı günü terazi burcunda bir dolunay var. 5. evinizde olacak bu dolunay. 5. eviniz genel anlamda şanslı bir evdir. Burası hayatınızda keyif aldığınız konuları temsil eder. Nelerden keyif alıyorsanız, bunlar hobiler olabilir, eğlenceler, oyunlar olabilir, çocuklar, aşk hayatınız, romantizm olabilir, sosyal kavramlar olabilir. İşte bunlarla ilgili bir şeylerin biraz böyle gündeme geleceği hareketli bir dönemdeyiz. Ancak gerilimli enerjiler de var. Çünkü Uranüs'le birleşiyor. Uranüs sürprizler demek. Yani bir arkadaşınızla ilgili ya da çocuğunuzla ilgili ya da aşk hayatınızda böyle sürpriz bir teklifle, bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Retro gezegenlerin yoğun olması, Venüs ve Merkür'le beraber Jüpiter, Satürn ve Plüto'da retro. Yani biraz böyle sanki geçmişle bağlantılı konuları da karşınıza çıkarabilecek gibi. Bu anlamda sürprizler olacak gibi görünüyor. Yani yeni bir şeye karar vermek için, yeni bir girişimde bulunmak için acele etmemekte bu dönemde fayda var. Biraz beklemek, şartları gözlemek, uyum sağlamaya çalışmak daha doğru olabilir. Hafta ortasındaysa Ay Akrep Burcu'nda özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri bu hafta biraz daha iş yoğunluğunuz artabilir. Yani işiniz, mesleğiniz neyse ya da günlük hayatınızın ev içerisinde de olabilir bunlar. Günlük hayatınızda sizi meşgul edecek konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bazılarınız da sağlığınızla ilgili bir check-up yaptırabilir, kontroller yaptırabilirsiniz, bir detoks yapabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz ki dolunay sonrasında bunlarla da ilgili kararlar vermek için hayatımızı, genel sağlığımızı düzenlemek, gözden geçirmek için şartlar olumlu olabilir. Hafta sonuna baktığımızda evet, Venüs Balık burcunda ileri harekete dönecek 15 Nisan'dan sonra. Oldukça da güçlü bir pozisyonda olacak. Bu demek oluyor ki yani Venüs'ün son ay, bir ay içerisinde bizi kısıtladığı koşulların artık karşımıza çıkabileceğini, bu konularda başarı verebileceğini söyleyebiliriz ki özellikle Venüs bu anlamda sizi kariyer alanında belki daha fazla destekleyecek gibi görünüyor. Ayın Yay burcundaki pozisyonu biraz daha ilişkilerinize odaklı olacağınızı gösteriyor. Sosyal konularla da ilgili daha fazla ilgili olabilirsiniz. Eş ve partner ve ona bağlantılı konularda yine hafta sonunda sizin için biraz daha belirleyici olabilir sevgili ikizler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.